Merhaba sevgili Ünye, sizler de hoş geldiniz ofisimize. Mutlu Mimarlık Mühendislik ofisimizin yeri belediyenin karşısında. Ben inşaat mühendisi Aytaç Mutlu. Daha önce Muğla'da çalışıyordum. Muğla'dan buraya döndüm memleketimize. Kardeşimle birlikte bu iş yerini açtık. Kardeşimle Cihangir Burak Mutlu, o da mimar. Birlikte burada Ünye'liyiz zaten. Biz de buranın insanıyız. Buraya daha güzel çevre açısından, yapılar açısından, mimari açıdan daha güzel değerler katmak için, kendi tecrübelerimizi buraya aktarmak için ve kendi memleketimiz olduğu için de buraya döndük, çalışmalarımıza başladık. Kardeşim de birazcık bahseder şimdi kendi alanlarımızla ilgili. Merhabalar, ben Mimar Cihangir Burak Mutlu. Mutlu Mimarlık Müteahhitlik Şirketi'nin sahibiyiz. Ünye'de, tabii süre önce işte Ünye'ye yerleştik, artık burada çalışma alanları yapacağız. Önceden Ankara'da çalışıyorduk. Planlı imarlı alanlarında proje hazırlama ve tadilat, dekorasyon, minimum anahtar teslime kadar iş alanlarına sahibiz. Yani Ünye'mizi daha bir güzel bir şehir haline getirmek için çalışmaları şehir yapıyoruz. Şehir haline getirmek için. Aslında yani dış mimarlık bir yaşanım alanını tasarlamaktır. İç mimarlık da aslında bizimden çok farkımız var. Normalde bunlar sınav pek anlayamıyor bunu ama iç mimarlık daha çok... Yani sizin iç mekanınızı tasarlar, biz ise yaşayacağınız mekanı tasarlarız. Değerli Ünye'li hemşehrilerimize, ofisimize bekliyoruz. Gelin tanışalım, farklı yüzler, farklı projeler, sizlerin de göz zevkinize hitap edebileceğimizi düşünüyoruz. Farklılıklar katmak için buradayız. Ünye'lilere önce mutlaka bir şey yaptırmadan önce mutlaka gelip bizimle tanışmalarını söyleyebiliriz. Proje anlamında, iç mekan tasarımı anlamında, daha farklı bakış açıları açısından bizimle gelip mutlaka tanışsınlar. Kafalarındaki veya şekillendirdikleri şeylerden ya da gördükleri, hani internetten araştırdıkları, gördükleri şeylerden çok daha farklı bakış açılarıyla onlara yardımcı olabiliriz. Ünye'de aslında sıkıntı şu şekilde. Şehir merkezi çok hani eski bir yapıda olduğu için aslında biraz sıkıntı var. Bir de Samsun tarafına doğru hani çok fazla bir yeni yapılar var ama Fas'ta tarafına doğru çok yok. Biraz daha Fas'ta tarafına doğru da hani yönleneceğini biz düşünüyoruz açıkçası. Çünkü Samsun tarafı bayağı bir doldu artık. Biraz daha bu tarafa doğru geçecektir diye tahmin ediyoruz. Veya biz de yatırımlarımızı biraz bu tarafa doğru da yapmayı planlıyoruz açıkçası. Ama şehir merkezindeki sıkıntı daha çok eski yapılar olduğu için burada da tabii ki dış cephe çalışmalarının, hani güçlendirme çalışmalarının yapılıyor olması gerekiyor şu anda. Daha güzel bir şehir merkezi adına. Bizleri ziyarette bulunan Moda TV ailesi, ekibine başarılar diliyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.